Merhabalar. Merhaba. Bugün Denizli Pamukkale Irlıganlı Mahallesi'ndeyiz. Irlıganlı Mahallesi'nde yıllardır felç durumda olan Irlıganlı yolu. Vatandaşımızın talebi yıllardır yapılmayan bu yolun neden yapılmadığına dair serzenişleri var. Ve Irlıganlı Mahallesi'nden arkadaşımızla bunu istişare etmek için geldik. Buyur kardeşim. Abi bu yolumuz bizim yıllardır söz verilip seçim vaadi olarak bize sunulup yapılmayan bir yol. Yağmur yağdığında daha da kötü oluyor. Ben Irlıganlı Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Tarımla uğraşıyoruz. Bu memleketten ihracat olarak 10 bin 15 bin ton nar ayva çıkıyor her sene. Yani bu yol alelade bir yol değil. Evet. Faal olarak kullanılan bir yol. Ama yetkililer bize yapacağız deyip gidiyorlar. Yapılan hiçbir şey de yok. Artı şu ana kadar bu yol üstünde bildiğim kadarıyla birçok kaza meydana geldi. Evet, birçok vatandaşımız yani canını kaybetti. Ya maddi olarak, manevi olarak, can olarak kayıplar olsa da bu yollar yapılmadı. Geliyorlar, yapacağız diyorlar. Yama yapıyorlar abi. Bir hafta sonra yol, yama hiçbir şey kalmıyor. Yağmur yağdığında daha kötü oluyor. Yıl olmuş 2023. Hala biz yetkililere, mülki amirlere bu seçim döneminde son defa söylemek istediğin bir laf var mı? Vallahi abi bizim tek isteğimiz bu yol yani. Biz kendi açımızdan bir şey istemiyoruz. Bu yoldan sadece Irlıganlı'ya değil, Kurtluca, Güzelpınar, Akdere, aklınıza gelebilecek bütün yerlere gidiş var. Evet. Bu yol yapılırsa biz mutlu oluruz yani. Ama yine de takdir yetkililerin. Bizim görevimiz bir belediye başkan adayı olarak en üst mercilere kadar bunu gene duyurmak, ihtiyacın vatandaş tarafından dile getirildiğini artık bir defa daha duymalarını isteriz. Elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederiz abi. Çok teşekkür ederim.